Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bein Spor stüdyolarına. 5 Kasım Cuma günündeyiz. Haftanın son manşetine de Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim siz. İyi. Biz de çok teşekkürler. İki maçı üst üste olduğu dün akşam yine geç biten bir mesai. Allah e, takip eden herkese, oynayanlar da dahil olmak üzere e, kolaylık versin saat farkından dolayı. Değerli izleyenler <laughs> kronolojik olarak başlıyoruz. Dün akşam ilk olarak sahaya çıkan temsilcimiz Galatasaraydı. Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı ağırladı malumunuz İstanbul'da ve karşılaşma bir bir sonuçlandı. İlk olarak ekranlarınıza Hürriyet Gazetesi geliyor. Hürriyet Gazetesi'nin dün akşamını ardından attığı başlık elimizden kaçırdık. Lider Galatasaray öne geçtiği Lokomotiv Moskova karşısında 2 puan kaybetti. 50 bine yakın taraftarın önünde maça iyi başlayan Sarı Kırmızılılar 43. dakikada Feguli'nin eski günlerini hatırlatan şık golüyle 1-0'ı buldu. Ancak 72'deki ani atakta Rus ekibi Kamano ile skoru belirledi. 8 puana ulaşıp ilk sırayı koruyan Aslan Avrupa Ligi'ndeki 5. karşılaşmasında 25 Kasım tarihinde Marsilya'yı konuk edecek. Marsilya Lazio maçı da berabere bittiği için aradaki farkı korumuş oldu. Galatasaray'ın da işine geldi diğer maçın sonucu. Tabela hariç her şey olumlu. Sol üstte görüyorsunuz. Fatih Terim skor dışında takımın sergilediği performanstan memnun olduğunu açıkladı birazdan e, hocanın bandını da getireceğiz ekranlarınıza. O yüzden buradan okumuyorum. Fegoli 12 yıl sonra bir ilki başardı. Lokomotiv Moskova karşısında 43. dakikada sahneye çıkan Sofyan Fegoli, Avrupa Ligi gruplarında 2009'dan sonra ceza sahası dışından gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olmuştu Mehmet Topal'ın ardından diye hatırlatıyor gazete. Bir sonraki sayfa Takvim gazetesinden geliyor ekranlarınıza. E, skoru kafamıza takmıyor Rus. Ya yani, takmıyor Rus dil Takmıyor Rus. Lokomotiv Moskova'ya bu şekilde bir göndermede bulunmuş. Takmıyor Rus. Günlük hatta da kullanır mıyız acaba bunu arada sırada? Uğur Beyciğim, Mümkünse hani aram kullanmayalım. Peki. <laughs> Okuyorum değerli izleyenler. Galatasaray Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı <laughs> elinden kaçırdı. Son iki maç kala avantaj Aslan'ın elinde. Aslan UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü sınavında Lokomotiv Moskova karşısında 43. dakikada. Sofyan Feguli'nin muhteşem golüyle öne geçti. 73'te Kamano'nun golüyle şoka girdi. Galatasaray 8 puanla liderliğini devam ettirdi. 613 gün sonra tam kapasite oynadı diyor Galatasaray taraftarı için. Fanatik gazetesi Avrupa'nın en az gol yiyen takımı başlığını atmış. Galatasaray'ın Markao Nelson önderliğindeki savunması grup aşamasındaki ilk golünü Lokomotiv karşısında yedi. Ancak buna rağmen Aslan şu an 32 takım arasında kalesinde en az gol gören yani bir gol gören takım unvanını eline geçirdi. Brezilyalı stoper Markao girdiği 12 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrıldı. Bu golü de ayrıca konuşacağız. Galatasaray'ın yediği golü de ayrıca konuşacağız değerli izleyenler. Bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden Fatih Hoca'nın Fatih Terim'in e, oyundan memnun olduğunu yazıyor ve söylediğini yazıyor ve iyi oynadık cümlesini başlığa çıkarmış. Tabela hariç her şeye olumlu bakabiliriz. 8 tane pozisyonumuz var. Mücadele çok iyi. Güzel bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi." demiş ve yine Marsilya-Lazio karşılaşmasının 2-2 eşitlikle sonuçlandığını yazmış gazete. Şimdi hocaların <laughs> Fatih Terim ve Halil Dervişoğlu'nun açıklamalarına geçmeden maçla başlayalım isterseniz Uğur Bey, Hakikaten gazetelerde söylendiği gibi Galatasaray elinden kaçırdı desek haksızlık etmeyeceğiz Lokomotiv Moskova'ya. Çünkü yani pozisyon kağıdında da açıkçası Lokomotiv Moskova'nın çok da fazla bir şey yapmadığını hani gördüğünüz gibi her yerde Galatasaray'ın olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aklından çok daha fazlasını kaçırdı. Son vuruş beceriksizliği mi dememiz lazım. Sansasyonel basit oynamak yerine biraz daha sansasyonel oynamak sansasyonel doğru olmadı. Ee, karışık oynamak, komplike oynamak istedikleri için, onu tercih ettikleri için mi acaba kaçtı goller? Çünkü birebirler oldu, ikiye birler oldu. Evet, son bölümde. Son bölümde. 70 dakikayla 20 dakikayı ayrı ayrı değerlendirmek lazım bence. Lucescu'dan terime geçti Galatasaray 70. dakika itibariyle. Dün çünkü özellikle ikinci yarının özür dilerim. İlk yarının ikinci bölümünde Galatasaray'ın bu orta saha baskısını izlerken Berkan, Çikaldağ ve Morutsan'la. Bu Morutsan'ın da böyle coşkulu, küçük fiziğine rağmen böyle kahramanca yaptığı bazı müdahaleler var. Okan Emre Suat orta sahası dönemini hatırlattı bana. Bir Bolonya maçından sonra yanılmıyorsam İtalyan futbolcu Suat'ın yanına gelip diyor ki boylarınız küçük ama yürekleriniz çok büyük diyor. Çünkü o kadar yürekten mücadele ederlerdi ki orta sahada ve o kadar çok top kazanırlardı ki Galatasaray'ın ön tarafının işin çok kolaylaştırdı o. Boyları küçük, yürekleri büyük Galatasaray'ın orta üçlüsü. O günleri anımsatan yani aradan 20 yıl geçmiş. 20 yıl sonra Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde orta sahasının bu kadar dişli, bu kadar mücadeleci, bu kadar çok top kazanan, lokomotifi bu kadar faul zorlayan. Lokomotif çok faul yaptı ilk kere. İlk 45'in sonunda lokomotif 11 faul, Galatasaray 2 faulde. Doğru. Galatasaray çok daha temiz müdahalelerle, sert bir oyun olmasına rağmen, kemik kemiğe, göğüs göğüsü olmasına rağmen Galatasaray çok daha temiz müdahalelerle top kazanırken Lokomotif çok daha fazla faal yapmak durumunda kaldı. Onu hissettim. Sanki Luchescu dönemi 2000-2001, 2001-2002 geride çok sağlam duran, kompakt duran, organize duran ve kazandığı toplarla zaman zaman da ikinci bölge baskısıyla sadece geride durarak değil, önde de baskı yaparak kazandığı toplarla geçişleri çok iyi yapan ki golde bir geçiş golü. Halil Dervişoğlu'nun orada Müthiş çabası. Topuk kazanışı. Müthiş. Sonra arkadan çekme Sena Dönüp kart vermedi hakem. Devam etmesi Halil Dervişoğlu'nun. Ve 3 pozisyonda ekstra pas. Yani Galatasaray'ın dün o 70 dakikasında benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de o 43'te Fananolt'un Feguliye ekstra pası. Kendisi vurabilecek durumdayken. 54'te Çikaldağ'ın Feguliye ekstra pası. Yine çok net gol pozisyonu. Çikaldağ merkezde sola Feguliye oynadı hatırlayın. 84'te Halil Kerem'e hatta vermese belki daha iyiydi. Kendi vursa. Galatasaraylıların bu ekstra paslarını görünce yani kendileri vurabilecekleri pozisyonda takım arkadaşlarının oynadıklarını görünce grup disiplinin de grup duygusunun da iyi olduğunu hissettim. Ve bir kez daha bana hem 96-2000 dönemi Terim Galatasaray'ını ama 96-2000 dönemi Terim Galatasaray daha coşkuluydu, daha ofansifti. Lucescu'nun 2002-2002 arasındaki Galatasaray'ı daha belki konservatif ama kazan toplarla çabuk geçen başka bir Galatasaray'da. O yüzden dün 70 dakika Luchescu Galatasaray'ı anımsattı. Son 20 Terim Galatasaray'ına döndü. Öyle bir geçiş oldu. Dolayısıyla sorunuzu şöyle yanıtlayayım. 70'ten sonra evet yani oyun Rus rületine döndü. Bak evet. takvim gazetesi gibi espri yapmış oldum. <laughs> Rus, Rus sözcüğünü kullandım orada tırnak içinde. Oyun Rus rületine döndü. Türk spor medyası klişesine e, değinerek çok gelgitli oldu. Orta sahalar çok rahat geçildi. O yüzden Galatasaray atabilirdi. Evet Mustafa Muhammed özellikle iki pozisyonda pas tercihleri daha iyi olsaydı. Pas tercihi yapsaydı daha iyi olabilirdi ama lokomotif de atabilirdi. Lokomotifin de 70'ten sonra yine Mara Dişvili 5 numaralı oyuncu. Onu bir kez daha tebrik ederim buradan. Onunla beri olmayacak ama gerçekten iyi bir orta saha İlk maçta da 70'ten sonra ağırlığını koymuştu. Sağ tarafa deplase oluyor. Orta üçünü sağında oynuyor normalde. Ama sağ tarafa deplase olmaya başlıyor. Orada bir dengesizlik yaratıyor. Orada yarattıkları dengesizlik de onlar da Lokomotiv Moskova'da özellikle bir tane buldukları pozisyon var ki. Galatasaray'ın solundan Patrik Fanan da aksattı. Aksatır çünkü kalabalıklaşıyorlar. Evet. Onlar kalabalıklaşınca senin de kalabalıklaşman lazım. Ama Galatasaray da 4-4-2'ye döndü ya. Evet. 4-4-2'ye dönüş Galatasaray'ın defansif olarak ayarlarını bozdu. Lokomotif 4-3-3 ile sağ tarafta kalabalıklaşırken aynı kalabalıklaşmayı nasıl yapacaktı? Üçlü orta sağ olsaydı Galatasaray'ın sol içi çıkal Dağı olacaktı değil mi? Orada bir kalabalıklaşacaktı Galatasaray. Ama üçlü orta sahadan ikili orta sahaya döndüler. 4-4-2'ye döndüler. İşte malum 76. dakikada e, Morutan Muhammed değişikliğiyle Galatasaray bir taktiksel değişikliğe gitti. Çift santrifor. O yüzden Lokomotif'in sağda yarattığı dengesizliğe de tam olarak yanıt veremedi. Galatasaray tabii ki futbol risk oyunu. Ben asla risk aldığı için değiştirmiyorum Çünkü zaten risk alması için sürekli teşvik ediyoruz takımlarımızı. Burada onu konuşuyoruz. Futbol bir risk oyunu. Risk alacaksınız ki netice alacaksınız. Ve bunun bedeli de olabilir. İki hoca da iyi oynadıklarını söylediler. İki hoca da doğru söylüyor. Markus Gisdol de lokomotifle çizgisi olumlu bana sorarsan. iyi yerlere taşıyacak gibi gördüm bu takımı. Fatih Terim'in Galatasaray çizgisi daha da olumlu. Umut veren, hayal kurduran bir Galatasaray. Gerçekten Beşinci maçta, tam manasıyla öyle. Değil mi? 5 evet. Beşinci maçta içeride Marsilya oynayacaklar yanılmıyorsam. Doğru. Berabere bile kalsa <laughs> ilk iki Doğru. garantiliyor. Gördüğüm kadarıyla matematik sonra yanılmıyor. Yine yanılmıyorsam. Gerçi Marsilya'nın dört beraberliği var. Ee, berabere kalırsa garantileyemiyor. Kazanırsa garantiliyor ama berabere kalırsa çok avantajlı konuma geçiyor. Yo garantiliyor. garanti 9-5 Marsilya artık ona yetişemez. Evet. Beraberlikte garantiliyor Doğru. ilk ikiyi dolayısıyla bu koşullar altında dördüncü maçta gelinen nokta çok iyi. Skor hariç her şeyi demiş ya Fatih Terim. Bence hiç enseyi karartmasın. Skor dahil her şeyi. Çünkü 180 dakikayı toplam düşündüğün zaman Galatasaray 4 puan aldı. Lokomotiv 1 puan aldı. Çok beraberlik olan bir grup. 8 maçın 4'ü berabere bitti. 2 galibiyet Galatasaray aldı. 1 galibiyet Lazio aldı. Dolayısıyla toplama baktığın zaman skor dahil bence her şeyi ya sen çizgisi son derece olumlu. Uğur Bey şunu soracağım. Az önce orta sahanın performansından bahsettiğiniz Morussan. Ee, oyunun iki yönünü oynama konusunda. Hücumda oynadığı zaman ya da şöyle söyleyelim biz burada nasıl konuştuk. Zaman zaman defansif sorumluluklarını aksatabiliyor. Hoca da bu durumda onu oyundan alıyor. Dün akşam için bunu söyleyemeyiz. Çünkü dün akşam ağırlıklı olarak o disiplinden hiç kopmadı. Ama bu sefer de hücuma katkısı. Doğru az kalıyor. Evet. Henüz bu dengeyi kurabilmiş değil desek doğru bir tespit yapmış Biz olacak mıyız? Çok doğru tespit. İşte bu olgunlukla ilgili bir şey. Biraz daha zamana ihtiyacı var dendiği zaman bunu anlıyoruz değil mi? Sunzi bu. felsefesi uzak doğunun meşhur felsefesi. 40 yaş altı eserleri eser kabul etmez. Onu çıraklık kalfalık eserleri olarak, olarak kabul eder. Esas eserleri insanların 40 yaşından sonra verdiğine inanırlar. Futbolda biraz böyle. Yaş Sadece bazen bir numaradan ibaret falan diye büyük laflar ediyoruz ama esasında öyle değil yani. Yaş değerli bir faktör, deneyim değerli bir faktör. Bazı şeyleri yapamadığını ya da bazı şeylerin zor geldiğini hissetmeye başladığın zaman işte o zaman aradaki farkı çok Anlıyorsun. net bir şekilde anlayabiliyorsun. Vay arkadaş dediğin an o an işte. morussa'nın yaşını dün akşam fark ettim ben. Evet ya bu çocuk küçüktü, yaşı küçüktü. Çünkü gerçekten oyunun iki yönünü oynamak, dengeli bir şekilde oynamak, enerjini ekonomik kullanmak, Doğru zamanda, doğru yerde olmak, e, lüzumundan fazla enerji tüketmemek falan bunlar deneyimle ilgili, yaşla ilgili. Morustan çok enerji tüketti ama çok, biraz fazla. O enerjiye başka bir ihtiyacım işte, var. Ama yapabiliyor mesele o. Genç şu anda. Yapabiliyor yani. Zamanla e, onun dozunu doğru ayarlayacaktır. Defans-ofans dengesini sağlayacaktır. Ama büyüyor. Büyüyor derken her anlamda. Hem fiziksel hem mental olarak büyüyor. Sanırım milli takımında da gitti evet. Milli takıma hem... Gaziantep'in iki oyuncusu hem Gaziantep'in iki oyuncusu çağrıldı. Bu deneyimler tabii ki onu büyütecektir mesela. Çıkaldao'daki olgunluk henüz Morutsan'da yok. İki yaş fark falan var aralarında ama Çıkaldao daha çabuk olgunlaşmış bir oyuncu. Arada çok büyük fark var. Öyle görünüyor. İki yaştan fazla Arada gibi çok görünüyor. çok büyük fark var evet. O yüzden Morutsan'ın da o dengeyi sağlaması biraz zaman olacak ama. Yaparsa zaten çok ekstra çok başka bir oyuncu olacak. Dün şunun cevabını verdi ama Morutsan. Terim'in çok önemli bir açmazı vardı. Taylan Berkan'ı bir arada kullandığımda kaygı yaşamıyorum. Birini çıkardığımda kaygı yaşıyorum. Ve bunun yanıtını arıyordu. Kasım ayındayız. Ağustos'tan beri bunun yanıtını arıyor. Dün Morutsan bir yanıt verdi. Taylan Berkan'dan birini kullandığında da birini kenarda oturttuğunda da ben sağdaysam kaygı yaşamana gerek yok. Mesajı verdi. O soruya bir yanıt verdi. Evet ama tam olarak katılamayacağım bu görüşünüze. Neden? Çünkü bu sefer diğer taraf eksik kalıyor. Kaygı defansı yani, kaygıdan bahsediyor. kesinlikle anladım. Ha Berkan Taylan Diğer da oynamışsın. Zaten eksik. Ha, da oynamışsın. Taylan Berkan'la oynayınca zaten eksik. Evet. Diğer taraf zaten eksik kalıyor. Bunu hep konuşuyoruz. Burada e, ofansif olarak belki bekleyeni alamadı Fatih Terim ama defansif olarak en azından Taylandsız hani Taylansız Morutanlı modelde ne yapacağını en azından ne alabileceğini gördü. gördü. Çok doğru. Feguli ile alakalı gazetelerde de bu sabah ve biz sizinle burada hep konuşuyoruz Galatasaray'da yaratıcı oyuncu olarak özellikle ortada oynadığı zaman nefis ara pasları var. Çok hızlı şekilde düşünüp çok hızlı şekilde hayata geçirebiliyor diye. Bu sabah itibariyle gazeteler ya da genel anlamda yorumlara baktığınız zaman Feguly eski günlerinden bir hani resital sundu gibi bazı değerlendirmeler var. Böyle mi bakmamız lazım Feguly'nin performansına? 32 yaşında Feguly daha iyi bir kariyeri olabilirdi gerçekten de. Muhtemelen kendisi de bunun farkındadır. Çünkü bir dönemi var ki böyle 2010'ların başında filan çok daha iyi yerlere gideceği, en üst seviyeye, galaktik takımlara gideceği filan düşünülüyordu. Avrupa Kupalarına filan tesir eden bir oyuncuydu. Sonra inişler çıkışlar yaşadı. Olabilir genç insan yani 32 yaşında belki deneyimli futbolcu ama genç insan kabul etmek lazım. Ee, ama dünkü performansı evet sağ kanat oynadı biz mesela o konuda yanıldık yani ben dün yanıldım. Feguli'nin merkezde Morutsan'ın evet, sağa çıktı olacağını düşünüyordum. Morutsan merkezde Feguli sağa çıktıydı ama çok içeriye devrilerek oynuyor. Bunu belki konuşuyorlar terimle. İçeriği kalabalıklaştırıyor. Bütün hızlı hücumların içine var ya çok enteresan değil mi? Aynen Normalde öyle. hızlı hücum enerji ister, dinamizm ister. E Fegoli 32 yaşında ama bir, aklıyla orada. Bir pasta 3 tane oyuncuyu oyundan düşürüp arkadaşını pozisyona sokuyor. Tek o yüzden şu e, meşhur lafı akla getiriyor. Toptan hızlı oyuncu yok. Belki <laughs> Fegoli koşu e, sıralamasında Galatasaray'da ön sıralarda gelmeyebilir. İyi. Ama toptan hızlı futbolcu yok. Topu doğru kullandığı için, doğru zamanda, doğru süratte, doğru yere, doğru istikamette kullandığı için Galatasaray hızlandıran bir unsur. Golde de Fegulli'ni yaptı. Sağ tarafta Kerem boştu. Hatta Kerem böyle kollarını açıyordu. Fegulli pas kullanmayı sonra yukarıya kaldırdı. Gole sevindi. Fegulli'ni yaptı. Onu ancak Fegulli yapar oradaki o tercih. Peki biraz daha ayrıntı, biraz daha detay bir soru. İzleyicimiz Yıldıray Bey soruyor. Yıldıray Ten, dün gece Galatasaray neyi eksik ya da yanlış yaptı? Maç berabere bitti. Feguli'yi 65. dakikada çıkarıp Taylan alınsaydı skor korumak için daha uygun olur muydu? İzleyicimizin sorusu doğrultusunda isterseniz Galatasaray'ın yediği golü de değerlendirelim. 60 dakikalarda Terim bu değişiklikleri yapıyordu. Sıkça yapıyordu. Hatta kenara 2-3 oyuncu diziyordu. Ee, ben de bekledim Lokomotiv maçında hani 60 dakikalarda o e, kaygı değişikliği gelir mi? Orta sahi Taylan Berkan'a dönem diye değerli izleyicimiz gibi ben de bekledim. Ama oyun öyle söylemiyordu. Terimi de eleştiremiyorum. Lokomotiv daha vitesi artıramamıştı. İşte gol geldi. Lokomotiv'in golü geldiğinde bu gol geliyordu zaten diyebileceğin türden bir oyun. Aynen oldu. öyle. Şimdi o yüzden haksızlık etmek istemiyorum. Olduktan sonra maç bittikten sonra konuşmak kolay tabii. Ama maçın içinde izlerken öyle bir hissiyata kapıldım mı? Hayır oyun değişiklik istiyor. <laughs> Özür dilerim. Estağfurullah. Oyun değişiklik istiyor. Oyun değişiklik için bağırıyor diyebilir miyim? Diyemem. Diyemem. İtiraf edeyim. O yüzden Fatih Hoca'yı da anlayabiliyorum. Ama gol geldi. Gol gelince de Fatih Hoca hemen ikiyi bulma düşüncesine, stratejisine döndü. Hemen değişiklikler yaptı. İşte önce Barış, ondan sonra Mustafa Muhammed. Bir süre sonra sonlara doğru hatta Cagney'i de kattı. 89'da. Ama o da işte bir Rus ruletine döndürdü maçı. Şimdi bugün sorsam Fatih Hoca'ya acaba ne der? Belki de o da evet 60'larda Taylan'ı soksaydım da keşke bu uğraş süretine gerek kalmasaydı der ama Galatasaray yani 360 dakikasına bakarsak yani hemen hemen her şeyi doğru yaptı bir Avrupa Ligi süreci. Gerçekten de Lazio, Lokomotiv ve Marsilya iyi bir grup. Zaman zaman diyoruz ya Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Yani gerçekten de öyle Şampiyonlar Ligi grubu gibi ki liglerindeki pozisyonları da bunu söylüyor. Lazio kendi liginde 4. Roma ile arasında 1 puan var. 6. sırada. Lokomotif lig ikinciliğine tırmandı. Liderin 5 puan gerisinde. Artık e, Gistol'u aldığında 5. sırada yanılmıyorsam. Şimdi 2. sıraya tırmandı. Marsi ile lig 3.sü uzun sürede 2. gitti zaten. Şu anda da 3. E, Fransa 3.sü Rusya ikincisi Diğeri kimdi? İtalya Ligi'nde Lazio altıncı ama dördüncülerde bir puan var. Bunlardan pekala bir şampiyonel grubu da olabilirdi. Galatasaray'ın başardığı iş hiç az bir iş değil. İlk yarının ardından ikinci yarıya Lokomotiv Moskova biraz daha hareketli, biraz daha topa sahip olmak isteyerek başladı. Biraz daha baskılı başladı ama buna rağmen 53'te Morusa'nın sol çaprazdan bir vuruşu var. 54'te az önce bahsettiğiniz Çikaldan'ın tek pasla bomboş. Feguli'ye aktardı. Feguli üstten dışarıya Süper vurdu. 56'da Halil'in arapasında bu kez Feguli e, pozisyona girdi. Kaleci e, önce yetişti. 66'da Feguli'nin arapasında Kerem saktı savunma arkasına e, sa, kaleci yarı sahaya kadar çıktı. o Kendi yarı sahasının ortasına kadar çıktı. Top kornere gitti vesaire. Yani üst üste pozisyonlar buluyor. Galatasaray'ın kalesinde öyle gol geliyor, oyun değişiklik istiyor falan gibi bir durum hakikaten yoktu. 72'de golü gördükten sonra kalesinde 81'de Halil'in muazzam şutu var sol çaprazdan. Evet. Az bir farkla çok güzel burada Uzak az bir farkla direğe. dışarıya gitti. 86'da Ömer'in e, soldan kale ağzına çevirdiği direğe çarpıp geri dönen e, topu var ki talihsizdi. Kaleci de sıyırdı. Ona da çarpıp Doğru. içeri girebilirdi bizim oyunculardan bir tanesinin önüne e, düşebilirdi. 87'de yine hızlı hücumda e, Muhammed'in topuk basıyla arkaya aktarmaya çalıştığı önü kapandı vesaire. Orada biraz ağır kaldı. Dolayısıyla Oyunu eleştirme anlamında söyledikleriniz çok doğru. Galatasaray golü bulabilirdi. Golleri de bulabilirdi. Rus ruletine döndükten sonra dahi. Pozisyonlar vardı. Evet pozisyonlar vardı. Ha Pardon çok özür dilerim. Golü de konuşalım dedik. Galatasaray'ın yediği golü de konuşalım dedik. Yani nasıl oldu o iş? Arkada o adam nasıl o kadar boş kaldı? O top oradan nasıl ön geçti? Öndeki ikiliden dolayı. Şey, Smolov ön direğe koşu yaptı ya. Nelson Sim... orada tutuyordu. Evet. Çok doğal. Nelson'a tabii çok tehlikeli bir sanatı for Smolov. O Smolov'un doğru koşusu tabii. Çok Bu sırada de ön direkte. E karıştırdı orayı. Onun oraya yaptığı koşu kalecinin de dengesini bozdu. Galatasaray savun Yani bazen bazı şeyleri doğru yaparsınız ama önlem alamayabilirsiniz. Kemano da arka direkte o golü attı. Genel olarak Galatasaray defansif performansı bu maçı itibariyle değildi. Berkan'ın da tabii anmak lazım. Doğru. Çok top kazandı, çok pas arası yaptı. 6 olarak, 6 numara olarak Berkan faydalı, 8 olarak yetersiz. Yani bunu gördük. Taylan Berkan'ı bir arada oynattığında yani Taylan 6, Berkan sol Berkan böyle ağızda bir acı tat bırakıyor. Ya Berkan acaba Galatasaray için yeterli mi yetersiz mi tereddüt ediyorsun. Çünkü sadece koşmak sadece kazanmak 8 numara pozisyon için yeterli değil. Ama 6 oynadığında savunmanın önünde e, defansif orta saha olarak oynadığında Kat, Berkan o pozisyonu evet. dolduruyor yeterli. Dün de arkadaşlar da maç içinde zaten zaman zaman takdir ettiler. Öyle pasaraları yaptı öyle toplar kazandı öyle yürekli oynadı ki. Demek ki Berkan Tayland'dan biri oynayacak genelde. Ya da Taylan 8'e evirmeye çalışacak kendini ki Taylan'ın da bu özelliği var. Çünkü Taylan Erzurum spordayken rakip kaleye daha yakın oynuyordu. Taylan'ın da bu özelliği var. Ki kontrat da uzattı. E, futbol böyle bir şey. Yani e, mesela kimi örnek verebiliriz bu anlamda? Liverpool'da şu anda iki santrifor var. Jota, Firmino. Liverpool dışında başka bir takımda oynasa ikisi de 11 oynar ama Liverpool'da formayı paylaşıyorlar. Bazen öyledir yani. Doğru. Dolayısıyla birbirlerine gelişmeye itiyorlar. Firmino uzun bir süre formayı kaybetti Jota'ya. Sonra aldı. Şimdi bırakmıyor. Geçen gün Sadio Mane'ye demiş ki 5 yıldır bu kadar çok gol atıyorsak Salah ve ben. Firmino'nun çok büyük katkısı var demiş. Ee, e, doğru söylüyor. %100'ünü vermek durumundasın ki formayı koru. Taylan'la Berkan arasında da böyle bir birbirlerini itme, birbirlerini geliştirme e, yarışı söz konusu olacak. O zaman değerli izleyenler. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Halil Dervişoğlu'nun maç sonu açıklamalarıyla devam edelim. Arkadaşlar minimum 10 tane pozisyona girmişiz. En az 5 tane de pozisyon diye saymadığımız var. Yani ee, aday. Maalesef tercihlerimiz, son tercihlerimiz, son paslarımızın isabeti, şiddeti, yönü ee, ve artı tabi tercihlerimiz ee, sevindirici taraf müthiş bir tempo oynanan bir maç favoriliğimiz favori olmamız doğruymuş ee, başlar başlamaz pres koyduk aşağı yukarı 45 dakikada hiç durmadan e, rakibe e, aralıklı olarak da pres yaptık bunu da çok taşık bir gol attık kaçırdık da ikinci yarı Biraz geriye yaslanır gibi olduk. Ama o arada da pozisyon vermedik. Şanssızlığımız eğer pozisyon vereceksek o oynadığımız, iyi oynamadığımız anda verseydik. Yani hayır vermedik. Tam tersi pozisyon giremediler fazla. Fakat çok hatalı bir gol yedik. Burada başka bir sevindirici olay var. Birbiri olur olmaz birbirine razı olmayan bir Galatasaray. Yani hiç yenilmemiş Ya böyle bilsin Demedik O kadar net pozisyonlara girdik ki Yani Son tercih çok basit bir pas Oraya vereceğime bu tarafa Gibi küçük detaylar Maalesef ee, Bu güzel oyunu Taşlandırmalıydık 3 puanlı Bizim hakemimiz olsaydı Şu anda Çok eleştirmiştik Paramparça etmiştik yani bu kadar vakit geçiren bir takım ikinci yarı ilk yarıda. Dört dakika mı uzatma? Hadi dört dakika oldu. Bir dakikasını kısını at. Adama gülerler ya. Çünkü dört dakikayı normal anlatsa belki gol atacağız. Her saniye gol kaçırıyoruz zaten. Vicdan azabı çektiğim için kendi hakemlerimizle ilgili onun için ona söylüyorum. Bu vefa da beni duyacaktır zaten. Böyle olmaz. Yani bu kadar güzel tempo Oynamaya yön, e, yol vermesi Gereken bir hakem Kavgayı çıkaran kendi Yani Nasıl olacak 3 dakika kavga sürdü 4 dakika verdin Zaten yanlış bir şey oyunu bitirdin Fegüli için Bugün de iyi oynadı ee, İnşallah ee, Kötü bir şey yoktur sanmıyorum ama Biraz da riske de girmek istemedim Konuştuk da çünkü orada bize lazım lazım Mustafa Feuli Marka Marcao'nun 8 maç oynamaması, oynamaması bize o bile bize çok pahalı. Onları da ağzımızı açmadan devam ediyoruz. ama bu çocuklar her geçen gün daha iyi gidecek. Ocaktan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir iki de orada kafamızda plan var. Onları da eee yerine getirdiğimiz zaman daha rahat olacağız. Son maçın son, son, son saniyesine kadar bu grupta hiçbir şey belli olmaz. Eğer bugün biz yenseydik daha değişik şeyler söyleyebilirdim. Eee ama buna rağmen garanti değildi. Çünkü herkes gidip herkese her yerde yenebilir. Bugünkü mantaliteyle yani bir bir ya mağlup olmayalım demeden o reaksiyonu gösteren bir birden sonra 8 tane pozisyona giren bir Galatasaray benim için geçerlidir. Yenemedik çok üzgünüm ama bu felsefenin devam etmesini istiyorum açıkçası. Tabi sadece ben değil bütün takım bugün iyi mücadele etti ve e, yani bu mücadelede bir gol hak ettiğimiz hak, hak, hak ettik tabi ve e, yani çok üzgünüz. Bu maçı aslında biz kolay galibete çekebilirdik. Takım olarak yenilgi gibi hissettik bu maçı. Tabii böyle bir büyük klüpte oynadığında hayallerin de büyük oluyor. Ve e, şu an elimizde büyük bir şans var. Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakalamak için elimden gelenin fazlasını vereceğim. Ve inşallah da güzel bir başarıya kadar takım olarak. Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın özellikle hakemle ilgili yorumlarına değinmek istiyorum ama en son Halil Derviş olduğunu söyledik. Halil'i nasıl buldunuz bireysel olarak? Halil gelişiyor. Gezende ulaşan Santifor tipi. Beğendim. Ayakta kaldı, mücadele Rizes, etti. Özür dilerim Rizes. Bu Gaziantep son maçında da iyiydi. Gaziantep Futbol Kulübü maçında da iyiydi. dün özellikle golde o arkasından Ribus çekmesi rağmen bırakmaması, devam etmesi, taşıması ve golü attırması. Orada Fegüli'ye o pası atması. Fegulio attı. Gerçi sola gitti. Anolta gitti. Sonra Fegoli golü attı. Tabii ki pastanın üzerinde krema. iyi oyununu. Bir de öyle bir gol üretimiyle taçlandırdı. Yalnız her oyuncunun olduğu gibi Halil'in de gelişmesi gereken alanlar var. Halil'in de gelişmesi gereken alan bence şu. Pas şut tercihi konusunda video izlemeli. Bu konuda çalışmalar, antrenörleri onu çalıştıracaktır zaten. Beraber izleyeceklerdir. Yani nerede pas tercihi, nerede çalım tercihi, nerede şut tercihi yapılır. Halil direkt 9 numara oynuyor. Santrifor oynuyor. Tamam gezen dolaşan Santrifor tipi ama daha fazla cezalarına adım atması, daha fazla şut fırsatı yakalaması lazım. Daha fazla pozisyona girip koklaması lazım. Cagney ve Mustafa Mehmet bu anlamda mesela daha çok alana, daha fazla fırsata giren oyuncular. Halil gezmekten, dolaşmaktan, evet. pas trafiğine katılmaktan gol pozisyonlarına çok az giriyor. Bu tip santifora da yer var çağdaş futbolda. Ama büyük takımda oynuyorsunuz. Konvansiyonel büyük. Daha fazla gol istatistiği yapman lazım. Halil biraz bunu geliştirecek. Biraz Kararların Bravo. Biraz daha hızlı düşünüp hızlı hayata geçirmesi, dolayısıyla oyun görüşü, saha görüşü vesaire bunları geliştirmesi çok çok daha iyi bir noktaya getirecek. Çünkü iyi sinyaller veriyor. Potansiyeli yüksek. Halil. Brentford mesela Ivan Toni onların işte bir numaralı santrforu daha farklı tipte bir santrfor ve bak Premier Lig'de Brentford'u götürüyor mesela. Halil orada rotasyondaydı, kalamadı. Belki de onlar da öyle düşündü ya. Çok yüksek potansiyeli var ama kaç gol katkısı yapar bize sezonda dediler belki. Çünkü çok yüksek gol katkısı yapmayacakmış gibi hissettiriyor. Onu artırması lazım. Gol atmayan santrafor ben ben hoşlanmıyorum. Santrafor gol atması lazım. Mesela Roberto Firmino bir ara dünyanın iyisi falan diyorlardı. Ben o görüşte değilim. Santrafor gol atması lazım. Çünkü tabelaya gol yazılıyorsa. Ama işte az önce verdiğiniz örnek gibi arkadaşlarına da bu anlamda çok büyük tamam. destek veriyor. Onu takdir ediyorum. O zaman santrafor demeyelim diyorsunuz yani. Ama santrafor oynuyor. Peki. Santrafor oynuyorsa gol de yapmalı bunların yanında ya yani çerçeve den dürtecek pozisyonları da girmeli. Ha gol pozisyonuna girer kaçırır ona bir şey demem. Girmiyor ama. Girmesi lazım. Daha fazla pozisyona girmesi lazım. Grubu da ekranlara getirmiştik değerli izleyenler. Galatasaray'la ilgili maçla ilgili ha, ha şey e, Fatih Hoca'nın hakemle hakem. ilgili sözleri ki şu söylediği çok doğru. Eğer yerli bir hakem olsaydı, dün akşam bizim hakemimiz olsaydı hakikaten bu sabah herkes onu konuşuyordu. Evet. 33 yaşında Sandro Şerer bir proje hakemi 16 yaşında hakemliğe başlamış. Hakem olmak için yetiştirilmiş. İsviçre'nin de çok genç yaşta FIFA yaptı ve hani ileride Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde final yönetmesini hayal ettiği bir hakemi üst sıraya koyduğu genç yaşta. Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi gruplarına maç yönetiyor. Bu sezonda Paris Saint Germain'in ve Juventus'un birer maçlarını yönetmiş. Lakin iki problemi var bence Sandro Scherer'in. Bir tanesi ee, yıldız olmayı seviyor, star olmayı seviyor. Onu hissediyorum. Yeni nesil hakemlerde o var. Yani oynatayım, fa hafif faullere çalmayayım. Hafif faullere çalmadıktan sonra da kalk, kalk kalk hareketini yapayım, şunları yapayım falan. Animatik hareketler zaten gösteriye yatkın olduğunu hissettiriyor. Bizde de bazı Türk hakemlerde var o. Mesela oynatırsın tamam, oynatırsın devam edersin. Ama sonra animasyon yapıyor böyle. Kalk yapıyor, böyle yapıyor, maçı bırakıyor falan. O değil işin. İşin oyunu takip etmek. Sandro Şerer'de birinci problem onu gördüm. Animatik hareketleri çok fazla yapıyor. Onu bırakıp maça odaklanmalı. Sadece doğru kararları vermeye odaklanmalı. İkinci konu da oynatıyorum derken oynatıyorum vesilesiyle bir takımın lehine gelişmemeli. seni oynatma güdün. Oynayan takım lehine gelişmeli. Şimdi lokomotif sürekli faal yapıyor. Sürekli temasla evet. oynuyor. Küçük faaller, büyük faaller. Ya ben çok kolay faal çalmıyorum. Oynatıyorum derken oynamak isteyen takım Galatasaray arkadaş. Evet. Oynamak isteyen takımın sen işini zorlaştırıyorsun. Halbuki yapman gereken oynamak isteyen takımın işini kolaylaştırmak. Futbolun yanında olanla olmak. Lokomotif ilk 11 faul yapıyor. Galatasaray 2. 11 tanesinde belki çalmıyorsun. Çalınabilecek faulleri. E ne oldu? Galatasaray'ın önü baltalandı. Kesildi. İkinci arada zaman geçirmesi. İki tane olması. pozisyon mesela sarı kart verse belki devam etmeyecekti o evet. şeyler. Tabii sol stoperi sarı kart gördü. Yedvay. Sağ beki sarı kart gördü. Nenakov. Ee, şu altı numara. Barinova da sarı görebilirdik görmedi. 90 artı 3'te gördü. Baştan görmedi. İlk evet. yarıda görebilirdi pozisyonu vardı. E 90 onlar 90 görmüş olsa 3. oyunu etkileyecek. Barın görmüş. Ribus'un da bir tane sarı kartlık pozisyonu Halil'le görmedi. E Şerer bu sefer şimdi ben diyor oynatma içgüdüsüyle oynatıyorum diyor. Ben diyor oynatma odaklı Hafif bir Hafif diye şey veriyorum diyor. Prim veriyorum diyor. Tamam da oynamak isteyen oynayamıyor. Sen buna prim vereyim derken. Yani doğru ölçümleyemiyorsun hadise. İkinci problem de buydu. Şerer'le ilgili ama geleceği olabilir. O da bir sporcu sonuçta. Geliştirebilir kendini. Gelişebilir. Ona saygı duyuyorum. Ama dünkü performansı itibariyle ben de katılıyorum Fatih Hoca'ya. Yani Süre yapmak istediği da, şeyle yaptığı birbirine uymadı. Uzatma konusunda da Fatih Hoca Akla. söylediği doğru. Hakikaten 3 dakika mı oldu? 3 dakika değil mi? 4. 4 pardon. 4 dakika yani bir sürü hadise oldu. 4 dakikanın içinde de oyunda. oldu, yerde yatanlar oldu, tartışma oldu vesaire. Sanki biraz e, affınıza sığınarak söylüyorum. Bitse de gitsek gibi bir havası vardı. Ya bak Hakemi. tartışma oldu, kavga oldu. Evet. Kavgadan sonra yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. O i̇nanılmaz durdu oyun. Gelmiyor oyuncu, tamam onun ayırt yani şekilde göster. Doğru oyuncuya gösteremiyor. Yanlış oyuncu da gösterdi zaten sarı kartları. Cagni zaten şey yaptı, gösterdi ya marka o yaptı. <laughs> Cagni zaten markayı sattı. Tabii bunu sırnak içinde söylüyorum. Sakın bu burayı alıntılayıp, espri olarak, tabii olarak, burayı alıntılayıp sonra konteksten koparıp Sosyal medyada bize zor duruma düşürüyorlar. Bağlam diye bir kavram var arkadaşlar. Sosyal medya editörü genç arkadaşlar. Şimdi burada ben 6-7 cümlelik bir şey söylüyorum. Onun içinden bir cümleyi aldığın zaman anlamsızlaşabiliyor. Bağımsız değil o, elbette. o bağımsız değil. Konteks diye, bağlam diye bir kavram var. Buna özen göstermenizi rica ederim. Genç arkadaşlar. Birimle ne alakası? Var? Anlatamadı da izah edemedi. Yani ben değilim diyor. Yok. Evet. Maalesef. Ee, Ve nasıl e, karşılaşma bir bir sona erdi? Değerli izleyenler gazetelerde yazdığı gibi hakikaten e, elimizden kaçırdık e, şeklinde hayıflanabileceğimiz bir e, gece bir maç oldu Galatasaray açısından. Şimdi bu şeyi e, ülkeler sıralamasını Fenerbahçe'den sonra versek daha doğru olmayacak mı sevgili reji? Öyle yapalım değil mi? Peki tamam. E, o zaman bir ara verelim. Aranın ardından da dün akşam ikinci olarak sahaya çıkan Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. Değerli izleyenler Hürriyet Gazetesi ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Başlığımız Fenerbahçe'nin gecesi. Futbolda Antwerp'i, basketbolda Ceska Moskova'yı devirdi demiş gazete. Avrupa'daki kritik virajda kazanarak derin bir nefes aldı. Belçika'da ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın sessizliğini Kanarya'nın golleri bozdu. Önce 9. dakikada Mert Hakan Yandaş şık bir golle perdeyi açtı. Ardından 16'da Max Meyer takımını rahatlattı. 29'da Berisha ben de buradayım dedi. Çok da güzeldi hakikaten çok şık bir gol attı. Pasta golün kendisi de çok güzeldi. Fenerbahçe farka koştu, rakibini yenen sarı lacivertliler Avrupa Ligi D grubunda puanını 5'e yükseltip tur için umutlarını artırdı. Gruptaki diğer maçta Eintracht Frankfurt deplasmanda Olympiakos'u 2-1 yenerek 10 puana ulaştı. Alman rakibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Kamada ve 90 2'de Hog attı. Yunan temsilcisinin tek golü Yusuf El Arabi'den geldi 12. dakikada. Akşam gazetesi <laughs> Ee, şeye bir diziye göndermede bulunmuş. Diriliş Fenerbahçe diyor başlığında. Üst üste 3 maçını kaybeden Avrupa'da ise ilk 3 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe Belçika'da gerçek kimliğini ortaya koydu. Fenerbahçe evinde berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-0'la 0 geçti. Maçı seyretmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim ki yani aklından çok daha fazlasını da kaçırdı bu arada. Avrupa'daki ilk galibiyetini alan Sarı Lacivertler puanları 5'e çıkardı ve gruptan çıkma adına büyük bir adım attı. Vitor'dan revizyon demiş gazete. Bakayım biraz küçük ama okuyabilecek miyim şuradan. Ee, Vitor Pereira Antwerp karşısında çıkardığı 11'le yine herkese şaşırttı. Altay, Gustavo ve Valencia'nın yokluğunda. Mecburi olarak Berke, Mert Hakan Yandaş ve Berişa'yı sahaya süren Portekizli çalıştırıcı. Kadrodaki önemli isimleri de kesti Vitor Pereira. Rossi ve Salayi kıza çekerken İrfan'a Meyere ve Novak ilk 11'de şans verdi. Ferdi sağ kanatta. Oza'yı yine sol kanatta görev yaptı. Demiş gazete. Evet bir, ters oynadılar. Alışılmış yerlerin tersi. Şovun adı M-H-Y Foto maç gazetesi. Yani Mert Hakan Yanlaş. Antwerp karşısında kaptan olarak sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş geceye damgasını vurdu. Bir gol attı, bir asist yaptı. Futboluyla 90 dakikanın adamı oldu. Haftalardır bekledi, isyan etmedi ve formayı giydi. Sen neymişsin Berisha? Bu sezon eleştirilen isimlerden biri olan Berisha dün gece öyle bir gole imza attı ki taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Şimdi diyeceğim ki pas geldi de mi adam gol atmadı, eleştirildi falan filan neyse. Yani bazen kendi kendimizi de şey yapıyoruz, üzüyoruz. Yani oyunla alakalı bireysel Fenerbahçe'deki problem e, oyuncuların değil, oyunun problemiydi diye bir not düşmek istiyorum. Ve son olarak Posta Gazetesi'ne gidiyorum. Pereira iki nokta üst üste takım tebriği hak ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç sonunda keyifliydi. Portekizli Hoca şöyle konuştu. Hem sonuç hem de oyundan dolayı çok mutluyum gol yemedik. 3 tane attık. Takım tebriği hak ediyor. Grupta hala mücadelenin içindeyiz. Bugünkü gibi oynarsak Yunanistan'da da kazanabiliriz. Taraftarımıza da verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Mert Hakan Yandaş da çok mutluydu diyor. Kaybettiğimiz 3 maçın ardından buraya farklı bir bilinçle geldik. Taraftarımızı daha fazla üzmeye hakkımız yoktu. Kazandık ve çok mutluyuz sözlerini okuyucusuyla paylaşmış gazete. Fenerbahçe 3-0 kazandı. Gol perdesini 9. dakikada Mert Hakan Yandaş açtı. İrfan Can'ın asistiyle. 16. dakikada Max Meyer. Galatasaray, özür dilerim. Fenerbahçe çok kolay pozisyona girdi. Topu rahat bir şekilde taşıdı ki ilk maçta İstanbul'da oynanan ilk maç içinde şunu söylemiştik. Hiçbir şekilde zaten ne takım olarak ne de bireysel yetenek olarak Fenerbahçe'nin rakibi olabilecek bir takım değil evet. Antwerp. 29. dakikada Beriş hakikaten çok güzel bir gol attı şık bir gol attı. Gelen ortaya, gelişine çok güzel vurdu ve 3-0 kazandı. Daha fazlasını da kaçırdı. Neydi değişik olan Uğur Bey dün akşam? Mert Hakan, Sosa ve İrfan tabii daha önce bir arada oynatmış mı diye şu anda bakıyorum. Hayır, ilk defa, bu sezon ilk defa Mert Hakan, İrfan ve Sosa 3 birden ilk 11'de başlamışlar. Fenerbahçe ilgili, Fenerbahçe ile ilgili, Vitor Pereira ile, ilgi, ile ilgili sezon başından beri yaptığımız en kuvvetli eleştirilerden biri. Bu takımın Kadro kalitesiyle oyun kalitesi paralel gitmiyor. Elindeki malzemesi daha kaliteli. Mert Hakan gibi, İrfan gibi, Sosa gibi, Mesut gibi, Rossi gibi, Pelkas gibi çok sayıda yetenekli orta saha var. Ve bir şekilde sistemde bunları maksimum kullanabilecek yolu üretmek lazım. Vitor Pereira enteresan bir şekilde formasyonuna tutkuyla bağlı bir sezon geçiriyor. Hani İrfan'ı, Mert'i, Sosa'yı, Mesut'u, Rossi'yi, Perkası bunların maksimumunu en fazlasını ne kadar sahada kullanabilirsem, değerlendirebilirsem değerlendireyim düşüncesinde olmadı. Ve bu sezonda evet çeşitli işte sakatlıklar falan da oldu ama Kasım'ın 5'indeyiz. İlk defa İrfan, Sosa, Mert bir arada ilk 11'de başlamışlar. Ve onun ilk 11'de başlaması bile yetti. Fenerbahçe'nin çehrisinin değişmesine. Daha fazla bir pas oyunu oynayabildi Fenerbahçe özellikle ilk yarıda. Çünkü Fenerbahçe ayağına mahir bir sürü oyuncusu var. Pas oyunu oynayabilir geçiş oyununa mahkum değil. Tabii ki futbolda geçiş oyunu stratejilerden biri. Geçerli stratejilerden biri. Önemli bir strateji. Dünyanın en büyük takımları da geçiş oyunu yapıyor. Manchester City de yapıyor. Liverpool da yapıyor. Bayağı de yapıyor. Ama ana planı bu değil. Ana planı bu değil. Büyük takımsan ana planın bir defa topa sahip olabilecek, yüksek kalitede pas serisi yakalayabilecek bir takım yaratman lazım. Özellikle Fenerbahçeysen, Galatasaray'san, Beşiktaş'san, konvansiyonel büyüksen, her sene şampiyon adayıysan bunu yapman gerek. Bunu yapabilmen gerek. Pereira bir türlü mecbur olana kadar, dün mecbur oldu. Mecbur olana kadar bu tarz bir takım yaratmayı düşünmedi. Dün nihayet biraz hani bir tık Gustavo Sakat olduğu için Sosa'yı, İrfan'ı, Mert Hakan'ı bir arada 11'de oynattı. Ve onların arasındaki kaliteli pas trafiği, ekstra paslar. Ki birinci golde Ferdi ile İrfan paslaştılar. Onların ikili oyunu sonrası gol geldi. İkinci golde Max Meyer Berisha, üçüncü golde Mert Hakan ve İrfan seri paslaşma var. Evet o kalitede Antwerp'in paslaşabilecek mesela ikili oyuncuları yok. Fenerbahçe'nin var. Bunu yapabiliyorsa niye yapmıyorsun ki? Zaten şimdi kadar yapmalıydı yani. Dün yapabildiğini gösterdi. Pereira diyor ki böyle oynarsak bundan sonra da şansımız olur. Zaten böyle oynayabilecek malzeme var ki. O malzeme dere ağzında, samandıra da. Onları sen eşomanla görüyorsun. Bütün mesela eşomanlarını çıkartıp short formayla sahaya sürmek. Bütün yapacağın buydu. Ve dün mecbur da olsa bunu yaptın. Sosa Mert İrfan'ı sahaya sürdün. Pereira farkında olmayabilir. Ben ona bir sır vereyim. Daha iyi oyuncular da var. Belki bilmiyordur farkında değil. Bayağı iyi oyuncular var Fenerbahçe kadrosunda. Var. Bir şekilde onları bir arada maksimumu sahaya sürmeye başlarsa bak Emre Belezoğlu deneyimsiz bir tek direktör. Fenerbahçe'nin başına 10 maçta sahaya çıktı. Şimdi Başakşehir'de 3, 13 maç. Çok fazla deneyim yok. Ama ne yaptı Fenerbahçe? Çok basit bir şey yaptı. Çok az deneyim olmasına rağmen. Bunların maksimumunu sahaya sürmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin geçen sezon bitiren 11'i, sezonu bitiren 11'i Gustavo'yu kullanmıyordu hatırla. Sosa'yı 6 numara kullanıyordu. Mert, İrfan, Mesut, Pelkas. Önlerinde Önün Valencia. Emre Velezon'un yaptığı belki de en önemli ve tek şey buydu. Bunları bir arada sahaya sürecek dizilişi bulmak. Mesut ve Pelkas kanat gibi oynuyorlardı. Merkezde Sosa 6 gibi. Önünde Mert, İrfan. Sosa, Mert, İrfan, Pelkas, Mesut'u bir arada kullanınca 10 maç 7 galibiyet 2 beraberlik yaptılar. Neredeyse şampiyonluk yarışını şey işine girdiler. Şampiyonla bir maç kadar yaklaştılar. Bütün yaptığı oydu ya. Erol Bulut'tan farklı olarak yaptığı şey yetenekli oyuncuları sahaya sürmek ve onların alan paylaşımını net bir şekilde göstermek. Evet, bir şekilde onları organize, evet. kurgu dahilinde oynatabilmek. Yani Pereira'nın da aslında yapması gereken bu oyuncular hala aynen takımdalar. Sosa Mert, İrfan, Pelkas, Mesut, hatta Rossi geldi, Berisha geldi, Serdar, daha fazlası da var. Geçen sene kadro var. Daha fazlası da var. Valencia hala var. Geçen sene kadronun üzerine koymuş bir de Fenerbahçe. Yenileri de katmış. Ya bir şekilde bu maksimum oyuncuyu, maksimum yetenekli oyuncuyu sahaya süreceksin. Yapacağın bu. Mecburiyetten oynadı. Mert, İrfan, Sosa bak ne kadar fark yarattılar. O çok yazan ve çok konuşan yardımcısıyla beraber umarım maçları izlerler de. Sadece maçları izlemeniz yeterli ya. Maçları izlerseniz zaten farkı göreceksiniz. Sosa için ayrı bir şey açalım mı? Yer ayıralım mı? Nasıl buldunuz Sosa'yı? Sosu bildiğimiz bir oyuncu. Ya Bayern Münih'te oynamış, Atletico Madrid'de oynamış bir oyuncu. Arjantin milli takımında oynamış bir oyuncu. Zaten kariyeri boyunca bunları yapmış. Trabzonspor'da yapmış, Beşiktaş'ta yapmış, Fenerbahçe'de geçen sezon yaptı. Orta sahanın göbeğinde ısrarla sezon başından beri ısrarla ve ısrarla Gustavo Zaitz sağlıklı olduğunda bu tip de oyuncu tercih etti. Max Meyer. Yani bak orada Sosa'yı kullandığında, Sosa Mert'i kullandığında mecburiyetten kullandığı işte işte. Bloklar bağlandı diyebilir miyiz? Meşhur tabiriyle. E tabii. Bloklar arası bağlantı nasıl sağlanır? O meşhur bloklar arası bağlantının evet. temelinde ne vardır? Buçuklu oyuncular sağlanır. Buçuklu oyuncu ne demek? Geriden oyun kurabilen stoper. Hücumla pas balansı yapabilen orta saha. Geriden topu alıp ön tarafa driplingle taşıyabilen orta saha. Yani Oyunu iki yönlü oynayabilen orta saha. Tek yönlü değil. Tek yönlü oyuncularla bloklar arası bağlantıyı sağlayamayabilirsin. Ama çift yönlü oyuncu sağlar. Sosa çift yönlü oyuncu. Mert çift yönlü oyuncu. İrfan çift yönlü oyuncu. Bunlar sağda olunca, iki yönlü oyuncu sağda olunca, hem orta saha hem forat özelliği olan, o bağlantıları yapabilen oyuncu sağda olunca, keyifli bir futbol sergiledi Fenerbahçe ki, yani Antwerp tek tek şaşırmamıştır inan bana. Zaten farkındadır. Tabii. Esas ilk maçta olanlara şaşırmıştır. Muhtemelen. İlk maçta 20 ile 45 arası Fenerbahçe abandona etti Antwerp'i. Sonra 46'ta kontak kapattı. Ve Antwerp'e gel bana gol at dedi. Onlar da attılar. 2 puanını aldı Fenerbahçe. Filip e, Filip Novak diyorum şey Atilla Salay. Ben baktım bir şey bulamadım bilmiyorum belki siz bir yerde yazıldı çizildi gördünüz mü? Hani genelde Atilla Salay ile başlarsın. Dinlendirme dinlendirme değil mi? Yani az önce yazdığımız şey okuduğumuz gibi kıza çekme falan değil yani. Yok sanmıyorum. Öyle bir yaratıcı olmuyor sanmıyorum. Çok fazla müsabaka, çok fazla yani. cephe. Salah'ı en fazla oynayan oyunculardan biri. Sol stoper Novak oynadı. Çok da iyi oynadı. Bir tanesi hayati olmak üzere çok da kritik müdahaleleri vardı. Salah'ı da son 20'de galiba soktu zaten. Doğru. Tisaran'ın yerine. 73'te girdi. Novak da sağ stopere geçti. Salah'ı kendi özgün yerine geçti. Sol stopere. Dillendirmesi normal. Bu maçlarda dinlendirebilecek kadar fena Derin bir kadrosu var zaten. Bunda sorun yok. Bu kadro Avrupa Ligi'ni Kimse e, kazanabileceğimizi zannetmesin demişti Pereira. Bu Avrupalılık kazanabilecek bir kadro değil. Bunun farkındayız. Ama bu daha fazlasını yapabilecek bir kadro. Sen de bunun farkında değilsin. Bu kadronun kalitesi, potansiyeli daha fazlasını yapabilecek seviyede. Ve dün herhalde maçı izleyerek en azından fark etmiştir. Ya gerçekten de bu kadro hani Mert Hakan, İrfan Sosa böyle oyuncular var. Mesut, Pelkas, Rossi bayağı var. Peki bu oyuncuların oynamasıyla bazı oyuncuların da gerçek performansını gördük. Çok iddialı bir cümle olacak? Çünkü hem dün akşam maç oynanırken sosyal medyada hem de bu sabah itibariyle baktığınızda mesela Berisha, ya Allah Allah falan diyorlar. Ya Allah Allah bu adam iyiymiş ya falan diyorlar. Yani ama neden? Buyurun neden? Şöyle yani ifade etmiştim. Yani dokundu o üçlü herkese tabii dokundu. Tabii ki tabii ki öyle. 7 tane hücum oyunu var demiştim. Bunlardan sadece Valencia'yı iyi. İyi gidiyor yani ne olursa olsun. Belli bir standardı var. E Berisha kötü. Serdar Dursun kötü, Mesut kötü, Rossi kötü, Pelkaz kötü. Dedim ki geçen hafta hepsi kötüyse belki de hepsine değildir sorun. Bir de öyle bakmak. Ee, evet. yani. belki de oyundadır. Bak oyun iyi olunca Derişa bir asist bir golle oynadı ve son derece etkin de aktifti. Hareket yani de aynen öyle. Geçen sezon 20 küsür gol 10 küsür asistle geliyor. Son derece iyi birlikten Avustralya Ligi'nden çok iyi bir seviyede geliyor. Yani kötü oyuncu değil. Zaten dün de gösterdi yani. Üçüncü bölgede daha fazla kalabalıklaşırsan Toporo'ya daha fazla ulaşırsa neler yapabileceğini. İnanın Berişan'ın kötü oyuncu olduğunu düşünenlere o zaman şunu da ekleyelim. Perkas da kötü oyuncu değil biliyor musunuz? Değil. Rossi de kötü oyuncu değil. Serdar da kötü oyuncu değil. Yani oyunla ilgili. Ön tarafta kalabalıklaşırsa Fenerbahçe hepsi ön plana çıkmaya başlarlar. Beriş e özelinde en baştan beri konuşuyoruz geldiğinden beri eleştirileri ben hiç anlamadım. Gerçekten haksızlık ettik Beriş'e. Dün akşam herhalde bir şeyler değişince neler yapabileceğini göstermiştir tahmini. Ya tabii rakip denk değildi. Ama en azından mutlu olduğunu, bütün oyuncuların da keyif aldığını oynanan oyundan herhalde söyleyebiliriz değil mi? Önemli sırlardan biri oynanan oyundan çünkü keyif çünkü normalde almak. surat bir karış oluyor doğruya doğru. Ama dün akşam son derece mutluydu. Top aldı, verdi, arkadaşlarını pozisyona soktu, alan yarattı, alan açtı, kendisi girdi. Süperde de voley golü attı. Çok güzeldi gol attı. Keyif almak önemli bir faktör futbolda yani. Oyunun oyundan keyif almak. Hani biz sanıyoruz ki sadece münekkitler eleştiriyor. Fenerbahçe takım. halbuki futbolcular da kendi içlerinde Mutlaka. acımasız bir şekilde eleştirirler. Koridorlarda konuşurlar. Hocanın çıkardığı 11'i görünce şöyle bıyık altından gülerler. Ne oynayacaklarını, kazanacaklarını, kazanamayacaklarını bunları bilirler ve kendi aralarında paylaşırlar. Oyuncular da yapıyor o analizi. Hocanın taktiksel analizini oyuncular da yapıyor. Futbolcular da farkında ne olduğunu, ne bittiğini. O yüzden oyun gelişirse tabii ki oyuncular da gelişir. Dün de Mergin Berisha neler yapabileceğini aslında potansiyelini bir miktar gösterdi. Daha fazlasını yapabilir. Bir de bağlantı da yapabilen bir oyuncu. Sadece statik santrifor değil. Bağlantı da yapabiliyor ikinci, üçüncü, bölge arasında. Bağlantı oyunuyla da Maxime işte. Ki Maxime Yer Fenerbahçe'nin fiziksel olarak en gerisindeki oyunculardan biri. Kabul etmek lazım. Dün o bile gol attı. Maxime bile gol attı. Fiziksel olarak bayağı geride. Valla şunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye deminden beri düşünüyorum ama siz benden önce davrandınız. Yani Max Meyer bile iyi göründü onu söyleyecektim. Haksızlık evet. etmeyeyim dedim. Ama eğer siz de öyle düşünüyorsanız demek ki aynı fikirdeymişiz. Kendisi de kabul eder. Uzun süredir futbol oynamıyor. Evet. Fiziksel olarak en iyi seviyede olmanın kendisi de kabul eder. Bu bir saygısızlık değil oyuncuya. Oyuncuya büyük saygı duyuyoruz tabii ki. E o ayı tabii o Çok da ciddi bir CV'si var. 20 yaşında Alman Militech'ine çıkmış bir oyuncu. Ama yıllardır geriliyor. Çok az maç oynuyor. Fiziksel olarak da çok gerilemiş. Ama öyle bir oyundu ki Max Meyer'i bile iyi gösterdi. Dün bu arada... Üçlü orta sahil oynadılar. Sosa derinde Max Mayer sol iç, Mert Hakan iç. Önünde İrfan. Onun önünde Berisha. Üçlü orta saha diyebilirsin. Altılı orta saha diyebilirsin. Ferdi, Samuel ve İrfan'ı katarak. Tabii altı orta saha olması yine bana Emre Belözoğlu dönemini hatırlatıyor. Emre Belözoğlu ne yapmıştı? Sonun haftada aynı anda İrfan, Mesut, Pelkas, Mert Hakan, Sosa'yı bir arada oynatacak oyun modelini geliştirmişti. Dün izlemiş midir maçı bilmiyorum. Hem öyle zor. İzlediyse belki de bıyık altında o da gülümsemiştir. Yani bizim de yapmaya çalıştığımız buyru demiştir. Maç sonunda değerli izleyenler Vitor Pereira ve Mert Hakan Yandaş neler söylemiş? Buyurunuz hep beraber bakalım. Bence bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir takım ruhu sergiledik, iyi bir reaksiyon gö e gösterdik. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra bu tarz ma maçtan önce de söylemiştim, yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı ligde, Frankfurt maçında da yüksek e seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ama futbol sadece taktiksel şeyler değildir. Çoğu zaman kalitenizi sergileyebilmek için özgüvenli olmanız gerekir. Kalite özgüvenle gelir e ki bu geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra takımımıza kaybetmiş olduğu özgüveni vermemiz gerekiyordu. Ee, tabii ki Trabzon maçı, Alanya maçı ve Konya maçı birbirleriyle kıyaslanacak maçlar değil. Hepsi birbirinden farklı maçlar. Ama bugün bizim için 3 puanı kazanmak gerçekten çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Ama bizim için en önemli maç bir sonraki maç. Şu anda kafamızdaki çipi değiştirmek için dinlenmemiz gerekiyor. Benim takımımdan, oyuncularımdan hiçbir şüphem yok. Taraftarlarımızdan hiçbir şüphem yok. Başkanımızın tutkusundan hiçbir şüphem yok. Dolayısıyla başarılı olmak için her şeye sahibiz. Sadece bizim yapmamız gereken dengeyi doğru koruyup doğru yolda devam etmek. İrfan'ın kalitesini biliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu ama sakatlandı ve uzun süre e, aramızda yoktu. Sağlardan uzak kaldı. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor ama kalitesini biliyorsunuz. O kalitesini sahaya katabilir. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve topla birlikte sahip olduğu karar verme becerisi gerçekten çok iyi. Bugün de oyuncularımı gerçekten çok beğendim. Sahaya koymuş oldukları ruhu çok beğendim çünkü göstermiş olduğumuz ruh sahada takımı düşünüyordu. Dolayısıyla oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederler. Bizim için zorlu geçen 3 hafta vardı. Bunun bilincinde buraya geldik. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bunu da bugün takım olarak hep birlikte konuştuğumuz her şeyi sahaya yansıttık. Kazandığımız için çok mutluyuz. 3-0 gibi net bir skor aldık. Daha fazla gol bulabilirdik ama bunu devam ettirmemiz lazım. Bir maçla kalmaması lazım. Bunun bilincinde bugünü unutup hafta sonu pazar günü oynayacağımız maçtan sonra önemli bir derbi var. Bütün maçlara çok iyi hazırlanıp artık taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün de bizim için özel bir gündü. Vitor Pereira'nın sözleri içerisinden bir kelimeyi cımbızlamak istiyorum. Kalite. Şimdi e, özellikle spor medyasında değerlendirme yaparken kalite eksik, kalite eksik, kalite eksik, kalite eksik. Bu, bu biraz kolaycılık gibi geliyor Bun, bunu söylemek bana biraz kolaycılık gibi takımda kaliteli adam yok takımda şimdi kalite deyince ne anlamamız gerekiyor bizim çünkü diyorum ki e, bu işi yapmak isteyen oynamak isteyen ciddi olarak bu işe gönül vermiş ama atıyorum bir Roberto Carlos olmayan, işte bir Drogba olmayan, bir Snyder olmayan, bir Mario Gomez, bir Gomez olmayan, bir oyuncu da, bir İbrahimovic olmayan, Mbappe olmayan, Neymar olmayan bir oyuncu da yıllarca canavar gibi top oynayabilir. Ve bu, bu tip adamlarda 11 kişiyle sen disiplinli, e, taktiğe, bildiğine sadık, makine düzeniyle koşan sizin tabirinizle kuş sürüsü gibi hareket eden bir takımla bir noktaya gelebilirsin. Gelenler var işte bak örneklerini hep veriyoruz. Mesela Young Boys bunlardan bir tanesidir. Şampiyonlar Ligi'nin gedikli takımlarından bir tane e, Her sene gruplara katılmayı başaran takımlarından bir tanesi e, haline geldi ki... Avrupa Ligi gruplarına ilk katılmaya başladığı zaman deniyordu ki... Bu adamlar işte ileride şöyle olacak böyle olacak. Aa işte bak gerçi 15 sene sürdü biraz e, şey uzun sürdü ama e, oraya geldiler. Adım adım hep söylüyoruz ufak. Şimdi... Tekrar kalite konusuna dönecek. Kalitemizi göster. Takımda kalite yok falan. Bu kaliteden ne anlayacağız biz? Herhalde bireysel kalite kastediliyor yani, orada. O, yani o kalite kelimesi kullanıldığı zaman ben bir Roberto Carlos'u mu düşünmeliyim? Anladım. Bir Drogba'yı mı düşünmeliyim? Bireysel kalite kastediliyor galiba. E, değil, Ama siz diyorsunuz ki grup kalitesi de, grup dinamiğiyle de e, çözüm Olmaz yolu var. diye bir şey yok. Yüzde yüz olur. Yani en azından bu kadar kötü olmaz. Şüphesiz Bahsedildiği da. kadar. Şüphesiz. Dünyada başarılı olmuş her takımın kadrosunda Maradona, Messi, Ronaldo yoktu. Atletico Madrid tek direktör Diego Simeone çok güzel bir şey söyledi. Barcelona öyle oynuyoruz ve sürekli Messi'siz olmaktan bahsediyorlar. Bizim hiçbir zaman Messi'miz olmadı dedi. Aynen öyle. Yani her takımın böyle Olmayacak imkanları yani. olmuyor. Ya yani Messi'siz geçiş süreci Barcelona'nın zorlu olacak demelerini anlamsız buluyorum. Bizim hiçbir zaman Messi'miz olmadı dedi. Çok güzel bir cevaptı o. Evet. Ve son 10 yılda 2 kere şampiyon oldu La Liga'da. 2 kere de şampiyonlar finale çıktı. O bahsettiğiniz grup kalitesiyle Hani bireysel kalitesi her zaman belki Barcelona kadar Real Madrid kadar yüksek değildi Atletico Madrid'in. Ya yanlış Ama grup kalitesi. Ya da yanlış algılıyoruz bu kavramı, bu kelimeyi. Ne ne kastedilmeli? Ne ya da ne kullanabiliriz onun yerine? Ya aslında quality sözcüğe baktığınız zaman İngilizce tam evet birebir karşılığı o anlamda kullanmıyoruz. Şey gibi ya. Yeteneği bahsediyoruz biz back Türkçede. Gibi mesela. Back, yetenek bahsediyoruz. Bek İngilizce ne demek? Geri demek. Evet. Biz kanat beki anlamında kullanıyoruz. Onlar full back diyor aslında ona. Biz back deyince sağ bek sol bek alıyor. Halbuki alıyoruz. orada oynayan herkes onlar back deyince geri oyuncu alıyor. Evet. Onun gibi yani senin diline biraz farklı geçmiş. Veya uykulu uykusuz sözcükleri mesela. Uykulu ve uykusuz aynı şey gibi kullanıyoruz biz. Değil mi? Doğru. Uykuluyla uykusuz arasında arası arası, terim terminolojik açıdan aslında farklılık var. Uykulu çok uyumuş olmalı. Benim anladığım. Ayılamamış. Ayılamamış olmalı. Uykusuz uyuyamamış, uyku eksikliği olmalı. Biz günlük hayatta onu aynı gibi kullanıyoruz. İngilizce çünkü tam durumlara isim koymuş. Biz öyle bizim yani. bir şeyimiz şeyimiz yaklaşımımız ve onlar tam her bir duruma ayrı isim koymuşlar. Dolayısıyla kafa karışıklığı olmuyor. Kalitede de öyle bir anlam kayması var. Oysa ki biz yetenek yerine kullanıyoruz. Kalite dediğin çok daha bütüncül bir kavram. Daha bütüncül. Fiziksel kalitesinden de bahsediyor olabilirsin oyuncunun. Bütüncül kalitesinden veya grup dinaminden de bahsedebilirsin takım kalitesinden. Takım kalitesi sadece birey birey kaliteli oyuncuların oluşmak zorunda değil. Grup da kaliteli olabilir gibi daha makro planda ele alınması gereken daha büyük bir kavram. Biz onu evet yeteneğin becerinin yerine kullanıyoruz. O yüzden o konuda biraz daha çünkü benim sinirimi bozuyor. Yani kaliteli ayak yok. Ya tamam yoktur ama oynarsın, yaparsın, yine mücadeleni koyarsın vesaire. Tabii Şerif, ki... Şerif Tiraspol şampiyonlar yine iki galibiyetle başladı. Toplam takım değeri 10 milyon euro. Yetenek çok büyük şey katar takıma görüyoruz. Hiçbir itirazım yok ama o yok diye de o kadar kısa ya kalite yok. Kalitemizi gösteremedik falan. Bence çok kolaycılığa kaçmak oluyor. Doğru. Vitor Pereira da bu anlamda mı kullandı bilmiyorum da ben özellikle. Ben orayı kaçırdım. Kalitemizi sahaya yansıtmalıydık dedi. O daha bütüncül bir kavramdan bahsetti. Ben sadece bizim spor medyası adına özellikle vurgu yapmak istedim. şeyi konuştuk. İrfan Can Kahveci dönüşü muhteşem oldu diyebiliriz evet. herhalde. Süper bir oyuncu. Büyük maçlarda büyüyebilen bir oyuncu. Nitekim milli takımın Euro 2020'de tek golünü attı. E geldi hafta sonu çok zor bir açıdan zor bir yerde o friki yani en tek fırsat bulmuşsun. Sol ayağıyla uzak direğe müthiş yani onları yapabiliyor çünkü sakin kalabiliyor. Onu yapacağı zaman hani nabzı güzelliğe tansiyonu 15'e fırlamıyor. E, bunu da ancak büyük oyuncular yapabilir bu tarz işleri. İrfan Can Kahveci büyük maçların büyük oyuncusu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapabilmesinin altında da bu var takımı çok iyi gitmiyorken, maç içine bir giriyorken bir çıkıyorken İrfan Can head-trick yapabilecek türden bir oyuncu. Şampiyonlar yine head-trick yapabiliyorsanız zaten oralarda sakin kalabiliyorsunuz, soğukkanlı kalabiliyorsunuz demektir. Mesela onun bazen etrafı sarıldığında ben izlerken ben sakin kalamıyorum, o sakin kalıyor. Yine o sakin hareketleri, sakin dokunuşları yapıyor. O yüzden Fenerbahçe 11'inde sağlıklı olduğunda büyük ihtimalle her zaman oynayacak. Ama bence önemli sırlardan biri de İrfan'ı etrafında daha fazla yetenekli oyuncuyla sahada bulundurabilmek. Sadece İrfan da değil mesele. İrfan'ı dün içindeki potansiyeli ortaya çıkartan unsurlardan biri yanında Mert'in de olmasıydı. Yanında Sosa'nın da olmasıydı. O zaman İrfan daha İrfanlık yapabiliyor. Mert daha fazla Mert olabiliyor yanında İrfan olduğu zaman. Ki birbirlerine de gol attırdılar. Ee, önce Mert'in golüne pası İrfan verdi. Sonra Berişan'ın golüne de İrfan Mert paslaştı. Mert asist yaptı. İki golü iki oyuncunun paslaşmasına üretti. Fenerbahçe. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin elinde e, son derece yüksek becerikli oyuncular var. Bir tanesi İrfan. Bir arada oynattığı sürece tabii ki kendilerini gösterme şansları artacak. Velhasıl özetle Fenerbahçe dün akşam kolektif blokların birbirine bağlandığı kolektif bir oyun oynadı. Bu da bütün oyunculara teker teker Parlama fırsatı verdi diyebiliriz. Bir soruda Rossi ile alakalı olarak geldiğinden beri. Kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Kimisinin beklentileri çok yüksek, kimisi beklentileri karşılayamadı diyor. Dün akşam da oyuna girdikten sonra iki tane birebir yakaladı kaleciyle karşı karşıya. Hızlı e, pozisyonda. Son vuruşlar iyi değildi. Evet. E, Rossi nerede ve nasıl konumlandırmalı? Aynı vuruşları yaptı yine. Böyle ayak içi Thierry Henry evet. vuruşu yapmaya kalkıp yine yapamadı. E, daha soğukkanlı olması lazım. Bunları yapabildiğini biliyorum geçmiş performansların Amerika'yla Ligi'nden ama bir, burada biraz soğukkanlı kalamıyor. En yani üst heyecanı tam olarak üzerinde atamadı. Bence Rossi'yi ikinci santrfor gibi konumlamak lazım. Yani orada şans verecek ona Pereira. Hani gol ve asist olarak ön plana çıkacak belli ki. Ee, bence bir zenginliktir. Farklı bir oyuncu. Soğukkanlı olduğunda, sakin kalında pekala Fenerbahçe iki haneli gol asist katkısı yapabilir. Özellikle gol katkısı yapabilir. Çünkü gol pozisyonlarına girmeyi biliyor. Doğru zamanda doğru yere koşu yapmayabiliyor. Dün girdi ve iki pozisyona girdi diyorsun. Boşuna değil. Aynı trafiğe başında birinci dakikasında hemen değil. aynı, aynı pozisyona. Dün buldu pozisyonu aynısını. Aynı trafiğe maçının birinci dakikasında bulmuştu. Yine ayak içi kötü vuruş yaptı. Halbuki o topları atabilir. O, o özelliği var. Hocanın da zaten aslında yapmak, almak istediği verim muhtemelen o. Ama oynadığı yer itibariyle bütün yük onun sırtına binince. Az önce söylediğiniz gibi. Rossi kötü takımda değişiyor. parlaması zor. Rossi'nin iyi evet. takımda parlama şansı var. Rossi... Kötü giden bir takımda işleri iyiye çevirebilecek kudrette de değil, değil. Ama iyi takımda parlar. Fenerbahçe'nin oyunu gelişirse, keyif veren futbol oynamaya başlarsa sesleri e, çok, çok büyük ekstra katkı yapabilir. Şey. Evet. Mesela Peki, Valencia özür dilerim. Valencia kötü bir maçta iyi oynayabiliyor. Takımda herkes kötü olsun. <laughs> çok net bir örnek oldu. Valencia bağımsız bir şekilde iyi oynayabiliyor, maçı kurtarabiliyor. Elinden gelse sezonu da kurtaracak. Adam çünkü etrafında olan biten hiçbir şeyin etkilenmiyor. İnanılmaz soğukkanlı, inanılmaz deneyimli. Becerili. Becerikli de her şeyi var. Güçlü de. Dolayısıyla sen de işler kötü gitmese bile Valencia'da iyi gidebiliyor. Ama Rossi öyle değil. Rossi kötü giden bir takımdan sıçrama yapma, Doğru. çiçek açma ihtimali yok. Rossi işleri iyi giderse Rossi parlayabilir. Dün akşam aldığımız sonuçların ardından ülkeler UEFA ülkeler sıralamasındaki tabloda neler oldu? Bir bakalım gelsin grafiğimiz ekranı bir sıra yukarıya evet. tırmandık. Şimdi puanları görünce izleyicilerimiz... Ha buyurun. Ya özellikle şu 15. basamak zaten hedefimiz. Çünkü 15. basamağa çıkarsak 2023-24'te 5 takımla gidebileceğiz Avrupa'ya. Yani bu puanlama gelecek yıl değil bir sonraki yılı evet. ilgilendiriyor. Ama 15'e çıkamazsak 5 takımdan 4 takıma düşeceğiz Avrupa'da. Üstelik de bu dört takımımızın hepsi 3 ön üç öneleme oynamak durumunda kalacak. Bir şampiyonlar ligi, 3 konferans ligi olacak. Hepsi de üçer öneleme oynayacak. 15. L'ye de inanılmaz yakınız. Puan farkları yani o kadar hassas ki biz 25.1, 15. Rıvaçistan 25.4. Üstelik tek takım var Dinamo Zagreb. İşte Çekya 0.1 üzerimizde. Rum kesimi daha da %1, %2.5'la ifade edebilecek seviyede üzerimizde. Dün Yunanistan'ın üzerine çıktık. Onlar da PAOK ve Olympiakos'a mücadele ediyor. Olympiakos'a direkt rakibi Fenerbahçe. Nin. Yani şu gruplarda şu son iki haftada işlerimiz iyi giderse umarım Şubat'ı iki belki de bir mucize olur üç takımla görebilirsek. Çünkü Fenerbahçe grup 2'nisi olmak için Olympiakos deplasmanına gidiyor ama velev ki olamadı. Umarım olur. Hı hı. Olamadı. Üçüncü olursa da konferans liginden devam şansı var. Ve konferans liginde de galibiyet puanı Avrupa ligiyle aynı. Fenerbahçe'ye Galatasaray devam edecek gibi görünüyor. Umarız öyle olacaktır. 15. basamağa tırmanmak da bizim için hayati. Yani dün Türk futbolu için hayati bir geceydi. Kader gecesiydi. Neyse bir kader gecesinden e, olumlu puanlar toplayarak çıktık. Bu sabah köşenizde yazdığınız gibi Türk futbolu nefes aldı. Dün evet, akşamki Nefes sonuçta. alamıyorduk bayağıdır. Ardından. Uğur Bey var mı eklemek istediğiniz Antwerp-Fenerbahçe karşılaşmasıyla alakalı olarak? Teşekkür ederim. O zaman değerli izleyenler bir araya gidelim. Ondan sonra da malumunuz bu akşam itibariyle 12. hafta başlayacak. Sportoto Süper Lig'e dönelim. Sportoto Süper Lig'de 12. haftayı bu akşam itibariyle açıyoruz ve de derbi karşılaşma oynanacak yarın e, akşam saat 19'da Beşiktaş Trabzonspor'u konuk edecek değerli izleyenler hemen e, haftanın programını getirelim ekranlarınıza. Saat 20'de bu akşam Gaziantep Kasımpaşa ile oynayacak. Aynı saatte Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanya Sporu konuk ediyor. Yarın yani 6 Kasım Demir Grup Sivas Spor, GZT Giresun Spor maçı saat 13.30'da. Özgür Kablo Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir ve Fraport Tavantalya Spor Altay maçları saat 16'da. Ve de derbi maç Beşiktaş Trabzon Spor saat 19'da oynanacak pazar günü. Göztepe Konya Spor, İttifak Holding Konya Spor maçı 13.30'da başlıyor. Vavakars Fatih Karagümrük Galatasaray ve Adana Demir Spor Spor maçları saat 16'da. Haftanın son maçı pazar akşamı saat 19'da Fenerbahçe Yukatel Kayseri Spor'la oynayacak ve de 12. haftayı tamamlayıp milli araya gireceğiz. Derbiye yönelik iki tane hem lige hem de derbiye yönelik. Öncelikle Süper Lig'de süper açılış başlığı gelsin Fanatik Gazetesi'nden ekranlarınıza. Milli ara öncesi son hafta Anadolu'da iki muhteşem maçla başlayacak. Ateş hattındaki Rize, Bülent Korkmaz'la yıkılmayan Alanya'yı ağırlayacak. Sıkıntılı Gaziantep'in konuysa Hakan Kutlu'yla ayağa kalkan Kasımpaşa olacak. 4 puanı bulunan ve her maça final gözüyle bakan Çaykur Rizespor bugün ligin flash takımı Alanyaspor'u ağırlayacak demiş ki az önce de programı aktardık zaten. Söylediğimiz gibi derbiye Beşiktaş Trabzonspor derbisine de yönelik iki tane haber var sırada. İstekleri kabul gördü. Merkez Hakem Kurulu genç hakemden yana tavır koyan Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacakları maça 33 yaşındaki Erkan Özdamar'ı atadı. Demiş 1988'de 88 doğumlu Ankara'da. Başkent Üniversitesi spor bilimlerinde yüksek lisans. Lisans ve yüksek lisans yapan 33 yaşındaki Erkan Özdamar uluslararası spor ve dans eğitmenliği sertifikasına sahipmiş. 2020-21 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç almaya başlayan Erkan Özdamar yönettiği 15 karşılaşmada 65 sarı, biri ikinci sarıdan olmak üzere de iki kırmızı kaç çıkardı. Bir sonraki sayfa Fanatik Gazetesi'nden Deniz Çoban, Deniz Hoca diyor ki Özdamar için erken. Erkan Özdemir iyi maçlar yönetti ve gelecek için ışık veriyor da olabilir. Ama bu seviye zor maçlar için daha erken olduğu fikrindeyim. Şu ana kadar bir Fenerbahçe, bir Galatasaray iki tane de Trabzonspor maçı yönetmiş. Hiç Beşiktaş maçına çıkmamış. Yakın hakemlik tarihimiz. Böylesi zor maçlara henüz olgunlaşmadan atanan hakemlerin yaşadığı olumsuzluklarla dolu. Yani ters bir durumda kariyeri zarar görüyor şeklinde fikrini beyan etmiş Deniz Çoban'da. Uğur Bey maç sonunu mu bekleriz? Ne dersiniz? Bir yani, Deniz Hoca öyle. güzel analiz etmiş. Yani tam da benim söyleyeceğim şeylerde buna benzer olurdu. Tugay Kağan Numanoğlu'nun 9. maçıydı derbi. Süper Lig kariyerindeki 9. maçıydı sadece. Daha önce sadece 8 maç yönetmiş bir hakemi derbiye çıkarttılar ve Tugay Kağan Numanoğlu'nu maalesef kötülük etti yani. Maalesef kötülük etti Serdar Tatlı. İyilik etmedi Tugay Kağan Numanoğlu'na derbi vererek. E şimdi de 15 sadece kariyerinde 15 Süper Lig maçı olan bir hakemi Erkan Özdamar'ı e, yani tansiyonu yüksek. Trabzonspor Beşiktaş maçını çıkarıyor. Tansiyonu yüksek. 33 yaşında. Yani biraz daha fazla müsabaka tecrübesi olduktan sonra bu tarz maçlara çıksalar daha doğru olur diye düşünüyorum ben de. Deniz Hoca ile aynı görüştük. Şimdi üç tane hızlı hızlı başlık okuyacağım. Ondan sonra da yarın akşam oynanacak derbi yönelik istatistiklerimiz, karşılaştırmalı grafiklerimiz var. Onlar üzerinden Uğur Bey'in analizlerini dinleyeceğiz. Hemen okuyorum sabah gazetesinden. Muhteşem üçlü ortalarda yok. Geçen yıl kazanılan lig ve kupa şampiyonluklarında büyük payı olan Gezal, Roziye ve Atiba bu sezona iyi başlayamadı. Demiş gazete. Bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden. 3 kartal dönüyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Lisbon'a götürülmeyen Rozier, Vida ve Piyaniş yarınki Trabzonspor derbisinde görev yapabilecekler. Batu ve Enkudu'ysa kadroda yok. Enkudu'nun sakatlığı ne kadar uzun sürdü ya? Evet. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk. Hatta Hoca, Sergen Hoca da şey dememiş miydi? Ee, Mehmet Topal dışında orada Enkudu'yu saymış mıydı? Sanki öyle demişti. Demek ki beklenildiği gibi olmadı. Bir Yazık oldu çok da iyi başlamıştı Beşiktaş açısından sezona. Ee, özellikle bireysel performansların düştüğü bu dönemde Enkudu'nun e, o iyi başlangıcı takıma farklı bir şey yapabilirdi. Sürükleyebilirdi yani Enkudu. Öyle evet, sol açık sezon. pozisyonu da Beşiktaş'ın sıkıntılı oldu taşıyabilirdi takımı. Orijinal sol açığı Enkudu var elinde. Larin ve Kenan'ı oraya devşirerek kullandı. Esasında orijini onların Santrfor. Kenan'ın Santrfor arkası. Enkudu o anlamda Sergen Yalçın'ın orijinal sola çık olarak elindeki eşsiz oyuncusuydu. Cornelius müjdesi Fanatik gazetesinden geldi. Ekranlarınıza hafta içinde yaşadığı hafta içinde idmanda yaşadığı sakatlıkla korkutan ve dün de fizyoterapist eşliğinde çalışan Yıldız Forvet'in durumu belli oldu. Cornelius'un maça yetişeceği ve sahaya ilk 11'de çıkacağı belirtildi demiş gazete. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetle şut çeken takım 64 kez ile Trabzonspor. Beşiktaş da bu süreçte kalesine 32 kez ile en az şut gelen ikinci takım konumunda yer alıyor diyor. Ve İstatistiklere geçiyorum. Tabii. İlk olarak grafiklerimizde ilk olarak ekranlarınıza gelecek olan atılan gol dakikaları. 0 ile 15 dakika arasında Beşiktaş 3 gol atarken Trabzonspor 6 gol atmış. 16-30 arası Beşiktaş 2, Trabzonspor 2. 31-45 ve uzatmalar ilk yarı uzatmalarında Beşiktaş 3, Trabzonspor 4 gol bulmuş. İkinci yarılarda özellikle ikinci yarının başlangıcında Beşiktaş 6 gol. Üretirken Trabzonspor bu bölümde 4 gol 61-75 arası 3'er Ve 76-90 ve uzatmalarda da yine 3'er gol bulmuş her iki takım Trabzonspor yanılmıyorsam Tolga yanılıyorsam düzelsin Ligde ilk yaralarda en çok gol atan takım Maçlar çok tempolu başlıyor Zaten 0-15 arası performansa da yansımış 6 gol 11 haftada 0-15'lerde 6 gol çok ciddi bir istatistik Bu olarak başlıyor Rakip yer alana yerleşerek başlıyor Önde baskıyla başlıyor çünkü önce skoru bulayım. E, skoru bulamazsam dakikalar geçirip işim zorlaşır diyor. Haklı olarak. Çünkü e, bir kaygı oyunu oynamıyor. Bir hayal oyunu oynuyor. Çünkü çok fazla defansif orta saha istihdam etmiyor. Mümkün olduğu kadar ofansif orta saha istihdam ediyor. Bu oyunda topun sende kalması ve e, gol atma odaklı. O yüzden Trabzonspor'un maç başlangıçları tabii daha coşkulu oluyor genelde. Bir de yenilen gol dakikalarına bakalım. Atılan golleri gördük. 0 ile 15 yani maçın başı itibariyle her iki takımda birer kez 16-30 arasında Trabzonspor kalesinde 3 gol görmüş. Beşiktaş bu bölümde hiç gol yememiş. Ama 31-40 ve 45 arası ve uzatmalarda her iki takımın da 4'er gol gördüğünü yani ilk yarının sonlarına doğru bir yorulmadan mı bahsetmek lazım bilmiyorum. İkinci yarının başında 46-60 arası Beşiktaş kalesinde 3 gol görmüş. Trabzonspor burada daha sağlam durmuş. 61-75 arası Beşiktaş hiç gol yememiş Trabzonspor'da bir. 76-90 ve uzatmalar arasında yine Trabzonspor ciddi şekilde. O çok dikkat çekici orası durmuş. Beşiktaş ise bu bölümde 5 gol yemiş. Poçuk, yani hakikaten gerçekçi. çok bariz bir şey koyuyor ortaya. Tablo koyuyor bu grafik. Beşiktaş'ın 75'ten sonralarda düşmesi, goller yemesi, Süper Lig'de 5 gol 11 haftada Trabzonspor hiç gol yemiyorken son 15 dakikalarda o dikkat çekici. Muhakkak bunun üzerine çalışmalar yapıyorlardır acaba. Özellikle orta saha rotasyonunda genç oyuncuların çok fazla dakika alamaması, kendilerini gösterememesi ve Sergen Yalçın'a deneyimlere işte son maçta olduğu gibi Jozef Atiba, Mehmet Topal, işte, Eteşeira'da hepsi 30 yaş üstü deneyimli oyuncular. Maçların sonuna doğru özellikle defansif anlamda viteslerinin düşmesi, bir tık düşmesi doğal. E son 15'lerde 5 gol yemiş Beşiktaş. E, bu veri de bu data da onu sanki destekliyor, onaylıyor. Onunla ilgili çalışma e, yapıyorlardır herhalde, farkındalardır diye tahmin ediyorum. Sıradaki sayfamız bundan sonra sizin sayenizde hep Yürgen Kulop'u hatırlayacağım. Duran Top deyince çok güzel. İnsanın kendisiyle biraz dalga geçebilmesi çok keyifli, çok güzel bir şey değil mi? Ne demişti Yürgen Kulop hocamız Duran Top'larla alakalı? E, akan oyunda ben çok vasat bir oyuncuydum, sıradan bir futbolcuydum ama Duran Top'ta ben bile iyiydim. Çünkü oyun duruyor, <laughs> planlayabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Önceden çok çalışırdım ve defansif, ofansif olarak Duran Top'ta ben bile fark yaratırdım diyor Yürgen Kulop. Ki ortalama bir futbol kariyeri olmuş gerçekten. Kendisiyle dalga geçebilmek eleştirel olarak daha iyi analiz yapabilmeyi Doğru. de gösterir aslında. Çok özel bir adam. Gerçekten öyle. Duran Top gol istatistikleri geldi efendim. Gelsin efendim ekranlarınıza. Kornerlerden her iki takımda ikişer gol bulmuş. Direkt serbest vuruştan Trabzonspor'un bir Beşiktaş'ın yok. Serbest vuruştan Keza aynı şekilde. Penaltılarda Trabzonspor 5'e 1 toplamda. Duran Top'tan Beşiktaş 3, Trabzonspor 9 gol bulmuş ki yüzdesel olarak da 115 ve yüzde 41 gibi yani 40.9 41 gibi bir fark var. Ceza sahası penaltılar içi. çok şey yapmış. Yükseltmiş. Dengeyi doğru. bozmuş evet. evet. Buyurun sözünüzü bölün. Yo yo ceza sahası içi 15'e 19 ceza sahası dışı burada Beşiktaş'ın. 5'e 3 üstünlüğü var. Beşiktaş ceza alanı dışından e, iyi şut özelliği olan çok fazla oyuncu sahip. Şimdi Piyaniç kariyeri boyunca oralardan yay çevresinden filan çok iyi şutlar atar. Teşera neredeyse bütün kariyerini böyle yaptı zaten. Yani oralarda e, cezalı ön çizgisinin önü penaltı vuruşu gibi yapıyor. Teşera vuruşları. E, onun dışında oynadığı zaman Salih Uçan zaman zaman oralardan iyi vuran bir oyuncu. Gezzal e, kanattan içeriye kat edip ayak içi uzak direğe e, vurmayı çok seven bir oyuncu. Şimdiye kadar da 5 tane golleri var cezalanın dışından. Bunu Beşiktaş sık sık deniyor ve başarıyor da. Demek ki ikinci toplarda da Beşiktaş iyi. Mesela Beşiktaş'ın bu sezon e, gol istatistiklerine baktığımızda baskıyla kazandıkları toplar, ikinci toplar onlar da ön plana çıkıyor. E, hücumda o anlamda Beşiktaş'a karşı dikkatli olmak lazım. Yani sadece cezalının için değil e, dışında savunmak lazım Beşiktaş'a karşı demek. Ki. Ve ikili istatistikler. Değerli izleyenler. 2021-22 sezonunda geride bıraktığımız haftalarda 2.2 ortalamaya 1.8 Trabzonspor. Şutlarda 10.2 10.9 yakın sayı. Yakın. Şut isabeti Beşiktaş'ın bir 3 puan kadar %56'ya %53 bir üstünlüğü var. Net pozisyonu gole çevirme. Beşiktaş burada birinci miydi lig sıralamasında da? Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Net pozisyonu gole çevirme. Yani evet tepelerdedir muhtemelen. Değil mi? Yukarıdaydı. Öyle konuşuyorduk. %52 iyi bir istatistik. 7 golde Trabzonspor daha iyi 0.9. Beşiktaş 1.2 ortalama. Karşılaştığı isabetli şut. Az önce gazetede de okuduk. En düşüklerden bir tanesi Beşiktaş. Trabzonspor'un bu seneki oyun anlayışı zaten doğrudan e, savunmak değil. Attımdan özür dilerim. Yediğimden daha fazlasını atmak ve bunu rakibe e, net bir şekilde kabul ettirmek. Ama bak burada önemli bir detay ön Buyurun. çıkıyor. Uğurcan farkı. Tabii. Karşılaştı isabetli şutların %20'sini yemiş Uğurcan. Tam %20. Beşiktaş'ın tam %40. Beşiktaş karşılaştı isabetli şutların %40'ını gol olarak kalesine görmüş. Trabzonspor sadece %20. iki kat fark. Bu dikkat çekici bir fark ilk defa. İkili mücadeleler birbirine denk. Rakip yarı saha pasında zaten sezon başından beri veriyoruz. Trabzonspor en yüksek pas yapan gol öncesinde atılan goller öncesinde en çok topu kullanan ve en, süre olarak ve de en çok pas yapan takım o farkta buraya yansımış. Beşiktaş çünkü ilk başta çok hızlı dikine az pas sayısıyla kısa sürede gitmeyi tercih ediyordu. Zaman geçtikçe o süre uzadı. O Trabzon'a yaklaştı. O da dengeledi. Ki toplu oynama istatistiklerinin yakınlığından da onu görüyoruz. İki takım da yerleşik gücüm seviyor, set hücum seviyor. %57-58 civarında her ikisi de. Zaten kara gümrük ve Galatasaray'la beraber galiba ilk dördü oluşturuyor. Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray ve Karagümrük toplu oynama yüzdesine. Bir de Başakşehir var galiba orada. Doğru. İlk 5'i oluşuyor. Doğru. İsabetli pas yüzde 83.6, Beşiktaş'ta yüzde 85.4 ee, Trabzonspor'da ve toplu oynamada 56.8, Beşiktaş'ta yüzde 57.6 Trabzonspor'da. Bir sonraki yine ikili istatistikler. Gol beklentisi var burada. Beşiktaş 1.47. İken Trabzonspor 1.82 yapmış bunu. Kalesinde gol beklentisinde 0.7 puan daha aşağıda Beşiktaş 1.40'a, 1.47. En büyük fark 10 pas üstü dizilerde evet. en dikkat çekici fark. %50 fazla Trabzon Beşiktaş'tan. Çünkü set hücumu, yerleşik hücum ana stratejileri olduğu için rakip yer alana yerleşme ve dizi pas sonucu hücuma gitmeye, pozisyona girmeye çalıştığı için çok ciddi fark yapmışlar. Beşiktaş yaklaşık 10 Maç başına 10 pas üstü dizi yaparken Trabzon 14'ü geçmiş. Peki direkt hücumlar satırından ne anlayacağız? Acaba 10 pas üstü diziler istatisiyle çelişiyor mu bu? Çelişmiyor. O da galiba direkt hücumdan kasıt. Yani yanılıyorsam onda bu Opta değil mi? Bunlar Opta değil mi Tolga? Opta bunlar. Efendim duyamadım sevgili dost. Barış Gerçeker opta. bize onu şey yapar. Doğrusunu söyler. Bu direkt hücumlar da galiba 5 pas şuta dönüştüğünde. O zaman yine e, Trabzon'un bunu Beşiktaş'tan iyi yaptığını hem da set hücumunda yapmış. hem de hızlı hücumda daha iyi yaptığını söylememiz lazım değil mi? Bu istatistik bize onu söylüyor. Öyle görünüyor. Akan oyunda isabetli orta konusunda 2.8 Beşiktaş ortalama yakalarken 1.9 Trabzonspor yakalamış. Abdullah Avcı takımları zaten pek orta yapmayı sevmez. Yerden oynarlar. O da bu istatistikleri hep yansır. Maç öncesinde öne çıkan notlarımız da var onları da paylaşalım. Değerli izleyenler Beşiktaş son 9 resmi maçında sadece 2 kez kazandı ve kalesinde 21 gol gördü. Trabzonspor deplasmanda son 23 maçını kaybetmedi ki bu kulüp rekoru yani kaybetmedikçe o rekor gelişiyor her hafta. Yani bu hafta da kaybetmezse 24 25 26 diye gidecek. Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri en iyi iki takım Trabzonspor ve Beşiktaş. Puanları da yakınmış. 92 90. Beşiktaş-Trabzonspor'a karşı son 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi ve iki takım arasında oynanan son maçta 39 gol atıldı. Öne çıkan notlar. Eğlenceli bir fikstür. Yine bizi eğlenceli bir maç bekliyor. Bu maç için şöyle düşünüyorum. Ee, bir top yetmeyecek yani iki top lazım çünkü iki takım da topu istiyor. Bir topun yetmeyeceği bir maç bakalım hangisi daha fazla sahip olabilecekler. Az önce dedik ki muhteşem üçlü ortalarda yok Beşiktaş cephesinde. Atiba, Rozier ve Gezal. Rozier ve Gezal'ı bir nokta şeye koyacak olursak dün de konuşmuştuk. Konuşuruz aslında sezon başından beri ama en büyük sıkıntıyı bence tekrar söylemiş olacağım. Atiba da hissediyor. Arıyorlar değil mi? Çok arıyor. Çünkü Josef de Souza'nın performansı tamam hiçbir itirazım yok ama Atiba yükünü azaltıyor. Diğer taraftan hücuma da destek veriyor. Hep dikkat çektiğiniz ikinci santrafor koşuları savunmayı şaşırtması, üstüne adam çekmesi, arkada alan yaratması vesaire onları yapan oyuncu belki de Teşiyere'den bekliyor onu ama Teşiyere çok statik kalıyor. Ya da top kaybı yapıyor. Doğru. Topu farklı oyuncular tabii. Yani. Atiba geçen sezon 4 gol 11 asist yapmıştı yanılmıyorsam. Bir 8 numara için çok ciddi iyi bir istatistik. Bunun yanında da çok top kazanan, rakip yarı sahada çok yüksek yüzdeyle pas yapan bir oyuncu. Eşsiz bir oyuncu. Atiba'yı yedeklemek tabii Atiba'yı evet. muadilini bulmak kolay değil. Beşiktaş tabii Atiba'yı arıyor ama bulmak zorunda. Bulmak Atiba'da zorunda. yani sonsuz bir futbol kariyeri olmayacak eninde sonunda bir ya gün. Bulabilirse çok iyi olur tabii yani bulmak zorunda değil. Salih Uçan için çok iyi fırsat aslına bakarsan. Hani Atiba ile beraber antrenman yapıyor. 27 yaşında futbolunun baharında pekala formayı paylaşabilirdi. Pekala. Süremizin <laughs> sonuna gelmişiz. E, Uğur Bey. Değerli izleyenler programı kapatacağız ama kapatmadan önce bir ufak duyuru yapmak istiyoruz. Bir bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Malumunuz bu hafta sonundan sonra 12. haftadan sonra milli maç arasına gireceğiz ve manşet ekibi olarak Uğur Melike ile ben de sizlerden e, bir hafta bir beş gün kadar izin isteyeceğiz. Önümüzdeki hafta için ama ondan sonraki hafta yani Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynanacağı hafta pazartesine itibaren yine ekranlarınızda sizlerin karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta için e, sizlerden izin rica ediyoruz diyelim ve programı bitirelim. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Değerli izleyenler tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.